efendim hayırlı akşamlar diyerek başlıyorum. Derdim bu. Bu da işin ya. Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Derin Kutu'yla karşınızdayız. Birbirinden değerli üç önemli konuğum var. Hemen kendilerini sırasıyla takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Ömer Özyılmaz, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Tarihçi yazar Mustafa Arman geçtiğimiz günlerde epey mimlenmişti. Bu akşam o mimlenen kısmını da kısmen de konuşacağız. Hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Tam da aslında Musul konusuna denk geleceğimiz bir süreci tekrar tarihi tekerrürle birlikte sizden bazı önemli bilgilere başvurmuş olacağız. Eyvallah. Diğer değerli konuğum Müfit Yüksel. Aslında dinler tarihini çok iyi bilen, daha doğrusu Arap Yarımadası'yla birlikte İslam tarihi veya Orta Doğu'yu iyi bilen değerli konuklarımdan biri. Hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Evet Müfit Hocam, hemen sizden başlamak istiyorum. Dünden beri sosyal medya üzerinden Barzani ailesi Hristiyan yapıldı, Yahudi yapıldı, en son birilerinin çocuğu da yapıldı vesairesi. Baktığımızda tabii etik olmayan, yakışmayan konular tartışılıyor, gidiyor. Bunun içerisinde Salomon ailesiyle ilgili daha önce Barzan bölgesinde yetişen bir Musevi'nin hatıratlarıyla birlikteki vaat ettiği topraklar üzerine Barzani'ye dün akşamdan beri evet yaptığı referandumdan birlikte tasvip etmiyoruz. Ama bu demek değildir onu birilerinin hedefine koymak veya linç etmek değil. Bizim bölge insanlarına ihtiyacımız var. Evet. Ne oldu da bir anda böyle Barzani Yahudi yaptık, Hristiyan yaptık, başka şeylere çektik? Bizde böyle bizim siyaset geleneğimizde 70'li yıllardan beri gelen böyle bir şey var. Biraz bizim siyaset geleneğimizle ya da siyasi yapımızla ters düşen insanlara yönelik böyle bilinç kampanyası ilginç bir şekilde yapılıyor. Hı hı. Mesela 1976-70'lerden itibaren bazı gazetecilere yapıldı. Sonra gazeteciler gerçi bu tarafta da yer alınca bu sefer değişti iş. Evet. Yani böyle bir şeyimiz var. Bu yanlışlara düşmemek lazım bir. Evet, yapılan yanlışları diyelim Barzani bir yanlış yapıyor. Hı hı. Yapıyor mu? Yapıyor. Bu yanlıştır. Bu yanlışın üzerine gideceğiz ve bu yanlışa karşı duracağız. Ama işte yok ailesi şöyleydi. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Doğru, ailesi şöyleydi. Evet tabii yani. Hı hı. Ailesi şöyleydi, böyle değildi tarzında bir şeye gitmenin anlamı yok. Varsa öyle bir şey tam çıkartılır ortaya. Dersiniz ki şöyle bir yapıdan geliyor bu. Şimdi ben... Yani mesela ben söyleyeyim. Hı hı. Kürdistan Demokrat Partisi içerisinde Yahudi asıllı böyle bazı kimseler vardı. Bunları evet. Ben de şifre ettim. Evet, biliyorum ben de sizin belgeleriniz evet, de var. Evet. Yani bazılarını deşifre ettim. Bunlar dedim böyle aileler diye yani bazı şeyleri söyledim orada. Şimdi Barzani ailesi, ben Barzani bir şeyi aklama peşinde değilim. Ama geçmişini bildiğimiz bir yapı var orada. Bu geçmişini bildiğimiz yapı bir zamanlar bunlar dindar bildiğimiz Nakşi ailelerdi bunlar. Hı hı. Yani Safevi ailesi çok temiz bir aileydi başlangıçta. Nehri bölgesinin Nakşi kollarından biriydi. Seyit Paha'nın halifesi Şeyh Abdüsselam Barzani'den geliyor bunlar. Hı hı. Aile böyle. Ailenin ilk kökeni, ilk hani şeyi, başlangıcı bu. Şeyh Abdüsselam'ın oğlu Şeyh Muhammed hem Kadiri hem Nakşi'dir o. Aynı zamanda Birifkanilerden de halifelik almıştır. Dedesi bizzat Mesut Barzani'nin. Diğer onun oğlu Şeyh Abdüsselam Barzani, o Nakşi'dir o da. Hı hı. Şeyh Abdüsselam Barzani İttihatçılar tarafından idam edildi. O idam da haksızdı. Bak açık söylüyorum. Çünkü belgeleri bütün elimde Süleyman Nazif'in marifetiyle yapılan, İttihatçıların ve Süleyman Nazif'in marifetiyle yapılan bir kötülüktü o. Yani Cumhuriyet'in çocukları mı evet. Kasıtlı yaptı? Tabii kasıtlı yaptılar. Hı hı. Orada zaten o çünkü bir yıl önce 1912'de... 3. rütbe, 4. rütbeden nişanı Osmani verildi. Belgesi elimizde. Hem nişan veriyorsunuz hem idam ediyorsunuz. Bir sene sonra da idam edildi. Hı hı. Şimdi bu tür şeyler var. Bizim bu tür durumlara düşüyor. Orada parantez içinde bir şey diyeceğim. İttihatçılar iktidara geldiklerinde yaptılar. Şu oldu. Sultan II. Abdülhamit istikrarlı ve istikametli bir politika izliyordu. Evet. Politikaları belliydi. Yarından bir gün ne yapacağı genel hatlarıyla... Şeyleri belliydi. Kendine ait bir
istikameti vardı, bir politikası vardı. Siyasi idam yapmıyordu mesela. Bu çok önemli bir şeydi bu. Şimdi İttihatçılar geldikten sonra şöyle yaptılar. Birbirine taman tabana zıt, sürekli çelişkili politikalar istediler. Diyelim Ermenilerle can ciğer kuzu sarması oldular. Abdülhamid'in devrilmesinde birlikte hareket ettiler. İçlerinde yer aldı. 1915'te neler oldu? Düşmanlarıyla birlikte müttefiklik yaptılar. Yapıyor. Hı hı. Bir sene sonra kanlı bıçaklı hale geliyor. İttihatçılar böyle. Bir sene önce müttefik olduğu, can ciğer kuzu sarması olduğu Arnavutlarla da öyle yaptılar. Arnavutlarla ciddi olarak bir şeye girdiler. Hatta Arnavut gönüllüleri hareket ordusu içinde kullandılar. Sadece onunla kalmadı. Firzolik toplantısıyla da Sultan Abdülhamid'i meşrutiyeti ilana zorladılar. Bu kadar. Yani Arnavutları toplayarak Resneli Niyazi Bey'in öncülüğünde. Sonra ne oldu? Sultan Abdülhamid devrildikten sonra bir sene oradan geçmedi. Debre Kongresi falan oldu. Ardından hemen Arnavutlara yönelik kanlı bıçaklı olmaya başladılar. Arnavutları küstürdüler. Arnavutları küstürünce de bütün Rumeli'yi kaybettik biz. Şimdi, aynı şekilde doğuda da mı yapılıyor, kuzeyde? Şimdi bizim İttihatçılar böyle bir politikayla birbirine zıt, bir sene, iki sene içinde sürekli birbirine zıt, birbiriyle tamamen çelişen politikalar takip edince koca bir imparatorluk tuz buz oldu. Abdülhamid döneminin o istikameti, o pusulası kaybedildi. Şimdi bizim o duruma düşmememiz lazım. Biz Suriye'den, Arap Baharı'ndan beri belki olaylar bizi itiyor ama maalesef böyle bir şu anda böyle bir rota içindeyiz. Yani sürekli politikalarımız değişiyor. Dost olduklarımızla birdenbire hemen kanlı bıçaklı oluyoruz. Kanlı bıçaklı olduklarımızla tekrar dost oluyoruz. Ve pusulasız bir gemi gibi devlet ülke gidiyor. Nereye gittiği belli değil. Karşımıza bir PYD koridoru gibi bir Siyonizm koridoru çıkıyor. Vesaire vesaire. İsrail ön alıyor. Barzani'ye referandum yaptırıyor. Orada böyle Arteta bayraktarlığını yapıp sanki Kürtleri tamamen... Barzani gerçekten Yahudi hayranlığı var mı? Böyle bir şey? Hayır, Yahudi hayranlığı değil. Ortada olan şu. Ben onu belirteyim. Ben bir şeyi savunmak veya şey demek değil. Bu ailenin ilişkilerine ilişkin yazı da yazdım. Bu aile mesela Baki Barzani diye birisi İsrail'i Kurdish Affinity diye, İsrail-Kürt dostluğu yani bir derneği tarzı evet, gibi makaleler yayınladı. Ben sert karşı çıktım. Bu neden böyle şeylere, böyle Barzani ailesi içerisinde bir kısmı neden böyle bir şeye girdi? Sebebi şu, Bağız Partisi bunları zamanında aşırı Arap milliyetçiliği, seküler Arap milliyetçiliğine dayalı çok aşırı itince, o katliamlar falan yapılınca reaksiyon. Ha bu reaksiyon buraya götürmemesi lazım, bu doğru. Yani Barzani ve çevresinin de... Mustafa Barzani'nin Irak'a karşı yaptığı mücadele içerisindeki geçmişini incelediğimde ondan aynı karede ve fotoğrafta gözüken önemli Yahudiler de var. Amenna, sonradan öyle oldu. Ne sebebini söyleyeyim. Nedir o? Yani şu, mesela 1956'da bu aileden Şeyh İsmail Barzani, Molla Mustafa'nın idam edilen büyük abisinin oğlu. Şeyh İsmail Barzani Menderes'e ve Celal Bayar'a birer mektup yazıyor. Evet. Filistin davasıyla ilgili mektup yazıyor. Filistin davasını anlatıyor. Bazı ayetler vesaire de getiriyor. Daha sonra diyor ki Türkiye'den Siyonistleri Filistin'den kovmasını, def etmesini talep ediyoruz diyor. Şey bu, bakın. Bunu Mustafa Barzani mi yazıyor? Yeğeni. Yeğeni. Büyük abisinin oğlu. Aile reisi o sırada. Valla Mustafa Barzani şeyde olduğu için. Aile, Barzan ailesinin reisi. Reisi o sırada. Şimdi dolayısıyla oradan buraya niye geldi? Evet. Yani Siyonistleri istemeyen bir insan ne oldu da bir anda Yahudi bir aile içerisine? Tabii. Evet. İsrail bayrakları. Vesaire işte şimdi bu sokaklarda bu tepkisellik. Son dönemlerde bakıyorum bazı Kürtlerde tepkisellik. Bizi iterseniz İsrail'e müttefik oluruz diye bir kısım İslamcı Kürtler tepki de var. Tepki mi? Tepki büyük oranda. Bu tepkiyi kullanıyor İsrail, iyice yerleşiyor tabii sonra. Bunları iyice avucuna alıyor. Ben şöyle bir bilgi paylaşayım size. Tabii. Tamam hocam, bakın. Şöyle bir bilgi paylaşayım. 2012-2013 yılında Süleymaniye'de bulunduğum süreçlerde Süleymaniye Emniyeti'nde İsrail'i emniyet müdürleri Süleymaniye Emniyeti'ne eğitim veriyorlardı. Evet, doğru. Bu bir. Maalesef. İkincisi,
Norveç'te üst düzey yönetici olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de yetkili olan biri, ismini vermeyelim. Bu hanımefendiyle de ben Türkiye'de tanıştım. Goran hareketi içerisinde dağa çıkmış. Sonra İsrail vatandaşı olmuş. İsrail'e ajanlık yapmış. Evet. İran vatandaşı hem İsrail vatandaşı hem Norveç vatandaşı hem Türkiye vatandaşı. Bu hanımefendi bir söyleşide benden sert bir tartışmaya dahil oldu. Dahil olduğu konu şu: potansiyel olarak İran'daki Kürtlerin, laik seküler Kürt sınıfının o Süleymaniye hayranlığı içerisinde, ekolü içerisinde yetişenlerin hepsinin İsrail vatandaşı olması gerektiği için benim bildiğim kadarıyla 7 yıldır fiilen çalışıyorlar. Şimdi burada şöyle bir Niyedir şey bu? Şimdi bu daha önce de İsrail 60'lı yıllardan beri orada çalışıyor. Yok, bu gözden gördüğüm için söylüyorum. Tabii. Şimdi İsrail orada örgütlerini kuruyor. Oranın istihbarat işlerinde olsun, emniyet teşkilatında olsun ciddi olarak faaliyetleri var. Bunu hatta şeyin güvenliğinde bile, havalanların güvenliğinde bile ben Mossad'ı fark edebiliyorum. Bu kadar söylüyorum. Süleymaniye'de. Süleymaniye'de de Erbil'de de. Erbil'de ben fazla görmedim de Süleymaniye'de gözüm çarptı. Söylüyorum. Yani Mossad ajanı olabileceğini tahmin ettiğim kimseler vardı. Tipler var. Evet. Şimdi hatta böyle devşirin bazı Kürtler var. Orada üniversitelerde şurada burada yer alıyorlar İsrail'de. Birlikte çalışıyorlar. Bunu da biliyorum. Hatta bu Türkiye'den bazı Kürtler de var. Onu ifade edeyim. Şimdi bu sıkıntı var. Ve ben bununla ilgili olarak 2010'da bir yazı yayınladım. İsrail Kürdistan'dan elini çekmeli diye. Ve bu yazıyı 2014 yılında tekrar Yeni Şafak'ta güncelleyerek yayınladım. Şimdi biliyoruz İsrail'in ne yapmak istediğini, ne yapmak istemediğini. Kürtlerin Bağıs'tan dolayı vesaireden dolayı yaşadığı mağduriyetleri kullanarak Kürtleri elde etmeye çalışıyor. Kürt kimliğini rehin almak istiyor İsrail. Aldı mı sizi? Bu gidişle alacak tamamen. Bundan rahatsızım. Türkiye'de çünkü bu referandum şu anda Kürt karşıtı bir milliyetçiliği tetikledi. Bu bizim camiada daha fazla olmaya başladı. Ama sağduyulu çok önemli. Mesajlar da veriliyor. Veriliyor da yani Ankara'nın bunu vermesi lazım. Tamam. Da veriyor. Barzani'ye karşı, Barzani'nin bu referandumuna karşı kesinlikle durulmalı. Bu konuda hiç şeyim yok. Evet. Barzani'nin Bağdat'tan kopması, Kürtlerin Bağdat'tan kopması çok çok büyük tehlikeler oluşturduğunu ben bu stüdyolarda da söyledim daha önce. Hatta geçen yıllarda. Bu stüdyolarda da söyledim. İki defa burada söylediğimiz ve başka kanallarda da söyledim. Onu da biliyor. Fakat Türkiye'nin Suriye politikası, yani üzerinden İran'la ve Irak'la merkezi yönetimle gerginlik varken Maliki döneminde maalesef Türkiye'den bazı çevreler Barzani'ye sürekli Bağdat'tan kop telkini yaptı. Ona geleceğim hocam. Yani o da ayrı bir ciddi. Hareket etmedi aslında Türkiye'ye güvenerek bir takım resleri merkezi hükümeti çekti. Altını çizmemiz lazım. Yani tabii. Burada şimdi, Türk petrolleri olsun, başka şeyler olsun. Vesaire. Yani, şimdi evet, onu kastetmiyorum. Ben şimdi bütün bunlar bunu tetikledi burada. Bütün bunlar tetikledi. Tabii İsrail'in nasıl çalıştığını, nasıl bu tür faaliyetler sergilenmiyor. Ama geçen sene şöyle bir şey oldu. Benim Şeyh İsmail Barzani ile ilgili o yayınladığım mektupları Barzani Soranice'ye çevirtip yayınlattı. O Celal Bayar'dan ve Menderes'ten Siyonizme karşı talep. Bir onu. İkincisi, geçen sene oranın din işlerinde Yahudilerden sorumlu Şerzat Mamsani bir demeç verdi. Uzun bir demeç. Kürtlerin kökünün aslında Yahudi olduğu vesaire gibi. Getirip şey, oraya bağladı. Bağladı vesaire. Bu öteden yani, beri yapılıyor. Yahudilerin Hitit kabilesi. Vesaire. Oralara kadar girdi. Barzani çevresine yakın kimseler, o çevre benden bu konuda cevap vermemi istediler. Ben bu cevabı yazdım. Bana sorular sordular. Uzunca cevaplar yazdım. Tek tek Rudolf, yani işte Barzani'nin o şeyi, haber ajansı benim bu cevabımı yayınladı. Yayınladı. Yayınladı.
Şimdi bu tür şeyler de var demek ki. Hani ben tek tek cevap verdim. Peki o zaman şöyle bir şey mi anlıyoruz? Diyorsunuz ki aslında Barzani tamamen Türkiye yanlısı bir politika izlemişken biz hızlı bir şekilde Barzani'yi ötekileştiriyoruz, birilerine terk tamamen ediyoruz. Tamamen öyle değil. Evet, İsrail çalışıyor. İsrail onun çevresinde benim İsrail yanlısı kimseler olsa var. Barzani ailesi içerisinde de İsrail. Barzani ailesi içerisinde İslami kimseler de var. İslami kimlikli olanlar da var. Mesela bundan kaç ay önce Suriyeli Araplarla Arap-Kürt Kongresi yaptık. Çalıştay toplantısı yaptık. İlişkileri Suriyeli mültecilerden oluşan bazı Araplarla, Barzani ailesinden İslami kimlikli birisi de vardı. Yani ben de vardım. Barzani ailesinden İslami kimlikli bir kimse de vardı. Açık söylüyorum. Peki, daha yani herkes olursak, aynı değil. Daha ne konuşacak olursak. Barzani'ye Yahudi demek veya Yahudi akrabası var demek veya... Çözüm olmuyor. Hayır. O çözüm neye dayanarak böyle bir şey konuşuluyor? Ha şu, Barzan bölgesi bir bölge adı. Biliyoruz. Orada Yahudiler de yaşıyordu. Bir. Evet. O bölgede yaşayan herkes Barzani adını kullanıyordu. Barzani lakabını. Yani Barzanlı de anlamında. Bu konuyla Oda TV ile Milliyet biliyorsunuz bir yazı yayınladı. Biliyorum. Ona dayanarak bu şey son günlerde... Biz dostumuz Ahmet Uçar'ın yazısı. Hı hı. Ahmet Uçar o dönemde buna dayanarak yazdı. Ben Ahmet Ama Milli Gazete'de benim bildiğim kadarıyla 96 yılında manşetten yazı yayınlamıştı. Milli Gazete'de Barzani ailesinin Yahudi olduğunu, Samuel'den dolayı aslında o bayan... Tamam amenna. Yani Sallum Barzani var vesaire var. Yahudiler var. Onlar Barzan bölgesinin insanları. Hocam ben biliyorum. Onu biliyorum. Barzan burada bölgesinde kamu... Yahudi. Nehri'de Seyit Daha'nın köyü Yahudi mahallesi vardı. Onlar da Nehri lakabını kullanıyorlardı. Şimdi Seyit Daha ile onlar akraba mıydı? Değil. Bunu kastediyorum. Hayır, yani şimdi anlaması açısından bunu aydınlatmamız gerekiyor. Tabii bunu aydınlatacağız. İzleyicilerimize. Şimdi şu çok önemli. Barzan bölgesi Barzani ailesiyle karıştırılıyor. Barzan bölgesi geniş bir alan. Evet. Ve bunun içerisinde Hristiyanlar da var. Yahudi de var. Yahudiler de var. Ciddi olarak. Müslümanlar da var. Vesaire. Başka etnisi yapıyor. Başka aşiretler de var. De var. Evet. Ama bunu kalkıp Barzan bölgesinden oldu diye Barzaniler Yahudidir demek neyle... İşte o da bir yanılsama oldu. Peki. O yanılsama maalesef şimdi bir siyasi propaganda aracıları kullanması yanlış. Bir diğer konu da şu. Mustafa Barzani'nin 1970'ler ve 80'lere kadar 79'da öldü zaten. 79 yanılmıyorsam yanında silah arkadaşı olarak taşıdığı Yahudiler var. İran'ın Yahudileri var. Var. Süleymaniye'nin Yahudileri var. Maalesef. Neden bu Yahudiler Mustafa Barzani'ye destek veriyordu o zaman? Yahudilerin destek vermesi zaten belli. Yani Kürtleri kendi saflarına çekerek... O zaman bu proje çok eskiye dayanır. Yeni değil ki. 60'lı yıllarda başladı bu proje. Bu proje 60'lı yıllarda devlet başladı. Devlet olarak biz ne yaptık? Türkiye. Son evet. Dönemlere kadar bir şey yapmadık. O dönemlerde Türkiye o tarafla ilgilenmiyordu bile zaten. Dışladığı bir bölgeydi. Peki hocam, yani siz biraz soluklanın. Suriye ile arasına mayın tarlası döşer miydi? Bir de şu konuda söyleyeyim. Mesela bu Yahudi Kürtler... Kürt-Yahudiler tarzında hep şeyler söyleniyor. O bölgede eskiden beri Dohuk'ta, Zahu'da vesaire bölgelerde Musul'da Yahudi toplulukları vardı. Şimdi bu Yahudi toplulukları Kürtçe konuşur tabii. İran'daki Yahudiler de İbranice bilmiyor, Farsça konuşuyorlar. İstanbul'daki Yahudiler de Türkçe konuşuyor. Çoğu İbranice bilmiyor. Bunlar Türk mü soyuyorlar? Hayır. Orada da sanki Kürtlerden bir topluluk tarihte gittiler, toplu olarak Yahudiliği seçtiler gibi bir imaj verilmek isteniyor. Kazakistan'da Türkçe konuşan Yahudinin yadırganması mı gerekiyor? Hayır. Peki. Türkçe Yahudi adam diyor ki ben... Musevi adam zaten. Evet, İsrailoğullarından. İsrailoğullarından biri Kürtçe de konuşabilir, Arapça da konuşabilir. Halep Yahudileri de Arapça konuşuyordu. Şimdi buradan Medine Yahudileri Arapça konuşuyordu. Şimdi buradan diyebilir miyiz ki Medine Yahudileri Arap asıllıydı? Beni Kurayza kabilesi ya da Beni Nadir kabilesi, Beni Kaynuka şey diyebilir miyiz? Ha burada bu tür yanılsamalara gitmemek lazım. Bunu neden yapıyorlar? İki tane şey var. İki ucu keskin kılıç gibi. Bir kısım hem PKK'lılar yapıyor bunu, hem de seküler Kürt örgütleri veya Kürt Batı yanlısı, seküler dediğimiz entelektüelleri, Kürt sözde Kürt entelektüelleri yapıyor bunu. Bunun üzerinden Kürtleri İslam'dan koparmak için
Kürtleri Yahudilere yanaştırmak istiyorlar. Yahudilerle yakın gösterip İslam'dan koparmaya çalışıyorlar. Bu 91'de Türkiye'de başladı. Hatta 92'de ben bir yazımda bunu belirttim. Bak bu yapılıyor dedim. Kürtlerle Yahudiler arasında adeta bir kader birliği gösterilerek Kürtler İslam'dan İslamsızlaştırılmak, ateistleştirilmek isteniyor. Bunlar Kürtleri Yahudi yapmak ya da Hristiyan yapmak dertleri yok. Ateist yapmak. Şimdi bunun için bunu kullanıyorlar. Bir taraftan bu. Adam mesela kitap yazıyor. Kürdistan Yahudileri, Kürtler ve Yahudiler ilişkileri diye kitaplar yazıyor. Bütün dertleri bu. Bütün dertleri Kürtleri İslamsızlaştırmak, ateistleştirmek. Yani o bölgeden İslam'ı kovmak için yapıyorlar. Şimdi bir taraftan da bazı Türkçü çevrelerde Kürtleri Yahudi gibi göstererek, bunlar Nazi gibi tipler, böyle kitaplar da var. Bunların derdi de Kürtlere karşı soykırım uygulatmak. Ya tamam, Kürdü, soykırım uygulatmak. Kürdü Yahudi yapalım, Çerkezi Rum yapalım, vesaire. Arnavut yapalım filan derken yani nerede kalacağız o zaman? Sıkıntı orada. Kürtleri Yahudi gibi göstererek bazı çevreler Kürtlere soykırım şeyi yapıyor. Soykırım planı yapıyor. Ama bu çok tehlikeli bir fitne yapıdır yani. Ya böyle kitaplar var. Şimdi böyle kitaplar var. Böyle kitaplar var. Böyle bazı böyle aşırı Türkçülerin kitapları var. Yani o kitapları okuyan gider Yahudi Yahudi niyetine Kürt keser. Peki hocam, siz biraz soluklanın, isterseniz biraz dinlenin. Tekrar size geleceğim. Evet, Profesör Doktor Ömer Özilmez. Hocam, Müfit hocamın bahsettiklerine bakacak olursak çok tehlikeli bir projeden bahsedebiliriz. Devlet haklı olarak buna bir dur deme veya buna bir tedbir alma veya bir şeyler yapılması gerekmiyor mu? Biz farkında olmadan aslında fitneye biraz da ateş taşıyoruz gibi bir şey oldu. Ne diyorsunuz? Evet. Yani fitnenin kol gezdiği bir dönemde yaşıyoruz, onu söyleyeyim. Bakınız, bugün tarih tekerrür ediyor. 1900'lü yılların başını yaşıyoruz. 2000'li yıllarda. Tarih tekerrür ediyor. Ders alınsaydı tekerrür etmezdi. Ne demek istiyorum? Büyük resme bakmak lazım. Yani içerisinde Barzani ya da başka isimler geçiyor olabilir. Ama bizim bugün büyük resme bakmamız lazım. Büyük resim derken şunu kastediyorum. Bugün ülkemizde ya da gönül coğrafyamızda, İslam alemi dediğimiz gönül coğrafyamızda yapılan bir durum var. O da nasıl 1900'lü yılların başında ırkçılık hareketlerini körükleyip Osmanlı'yı yıktılarsa, bir yandan Trakya'da etnisite geliştirip Osmanlı'dan ayırdılar. Bir yandan Orta Doğu'da Arap milliyetçiliğini geliştirip Osmanlı'dan ayırdılar. En son kala kala Anadolu kaldı. Anadolu'dan da Türkleri geldikleri vatanlara sürelim, vatanlarına sürelim diye Avrupa tamamen silahlanıp bir araya gelip karşımıza çıktı. Bizi Orta Asya'ya sürmek üzere karşımıza çıktılar ve vatanımızı işgal ettiler. Hamdolsun sonra milletimiz yeniden şahlanıp bu baskını püskürttü. Ve o gün, dikkat edin, bugün Kürtler konuşuluyor. O gün de Araplar konuşuluyordu. O gün Araplara, ben burada kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Önce şunu söyleyeyim. Araplar da, Kürtler de aynen bizim gibi, Türkler gibi millet olarak mübarektirler. Çok hayırlı Müslümanlar, çok hayırlı büyük İslam alimleri, İslam mücahitleri, İslam devlet adamları. Yani her yönden İslam'a hizmet eden, bu millete asırlarca birlikte yaşayıp hizmet eden milletlerdir. Kürtler bugün mağdur duruma düşürülmüşlerdir. Kürt liderleri tarafından. Dün Araplara özellikle de bakın Barzani'yi konuşuyoruz. Dün Arapların tanınmış, toplumda sevilen, tanınan, güvenilen Arapları aldılar, aileleri. Size şurada devlet vereceğiz, size şurada toprak vereceğiz, sizi saltanat sahibi yapacağız diye o insanları
kendi yanlarına çektiler. O günkü Avrupalıların hedefi ne oradaki Araplardan herhangi bir aileyi devlet başkanı yapmaktı, ne de Araplara bir özgürlük vermekti. Böyle bir şey yoktu. Orada bir şey vardı. Sultan Abdülhamit Han döneminde yapamadıkları o parçalama işini yapma ortamı buldular, özellikle İttihat Terakki döneminde. Ve Arapları Osmanlı'ya karşı, bizim memleketimize karşı kışkırttılar. Sonra bu iki asırlarca beraber yaşamış, aynı inancı, aynı tarihe mensup bu iki milleti birbirine düşman etmeye çalıştılar ve büyük ölçüde de buna muvaffak oldular, başarılı oldular. Bakınız, Osmanlı'nın memleketinde bugün 20'den fazla devletçik var. Ve bunların hiçbirinin de aslında bir devlet olarak bir fonksiyonu yok. Sadece parçalanmış toprak parçaları, halklarından kopuk ve batılı güçlerin oyuncağı haline gelmiş devletçikler vardır. Yetkileri elinden almış milletler diyelim. O kadar. Bu bir asır böyle devam etti. Şimdi 1900'lü yılların başında yapılan bu oyun bir asır devam ettikten sonra 21. yüzyılda artık insanların geliştiği, çeşitli iletişim araçlarının geliştiği, insanların bütün dünyayı tanımaya başladığı bu ortamda o 1900'lü yıllarda yapılan ayarlama artık tutmuyor. Yeni bir ayarlama gerekiyor. Bunun için de bugün Arapları artık bize karşı kışkırtamazlar. O gitti. Şu anda onlar için en dinamik toplum Kürtlerdir. Bu sadece İsrail meselesi değil, aslında onu söyleyeyim. Amerika'da aynı hedef peşinde, Rusya'da aynı hedef peşinde, Avrupa'da aynı hedef peşinde. Menfaat ilişkilerine kim, hangi, nerede, neyi koparacağım ilişkilerine? Menfaat derken de bu biraz küçültebilir konuyu. Hı hı. Sadece bir menfaat ilişkisi değil. Bu bölgeyi yeniden dizayn etme çabasıdır bu. Burada elde sadece bugün işte Kürtler var. Kürtleri mesela düne kadar Suriye'de, çok özür diliyorum, Kürtlerin tamamını tenzih ediyorum, hainler hariç. Bunlar insan yerine koymuyordular. Vatandaşlık belgesi vermiyordular. Nüfusa kaydetmiyordular. Amerika o günü görmüyor muydu? Avrupa o günü görmüyor muydu? İsrail, bugün Kürt dostu olduğunu söylüyoruz. İsrail o günü görmüyordu, görüyordu. Ama o gün bir işe yaramıyordu. Bugün 3000 tır silah gönderen Amerika, efendim işte bayrağını getirip orada sallayan İsrail ya da Avrupa ya da işte Rusya, bunların ortak bir hedefi var arkadaşlar. Dün Osmanlı'yı parçalayıp kurdukları devletçikler eliyle nasıl burayı etkisizleştirip buranın bütün nimetlerini yedilerse, bugün tekrar aynı oyunu oynayıp gelişen, yükselen ve mazlum milletlerin ve dünya Müslümanlarının modeli olma yolunda ilerleyen Türkiye'yi zayıflatmak, içindeki kardeşlerinden bir kısmını ayırıp başka adlarla başka devletçiklere bölmek, o yönde bir gelişme sağlamak, ondan sonra da onları istediği gibi, çok çok özür dilerim, kullanmak. Evet. Barzani'nin, düşünün, bugün bir görev yapıyor Barzani. Yani kabul edin ki bu gayri meşru referandum kabul edilse bile, edilmez de, bu yok böyle bir şansı. Kabul edilse bile, orada bir devlet kurulsa bile, ertesi gün Barzani'yi alacaklar görevden. Hadi sana güle güle, sen işini tamamladın. Oraya daha aktif, daha onlara kul köle olacak, daha onların istediği şekilde hareket edecek, oradaki hem Kürtleri baskı altında tutacak, hem de özellikle bize karşı daha hasmane bir, daha düşmanca bir tavır içerisine girecek birini getirecek. YPG modeliyle aynısı tabii. Değil mi? Burada arkadaşlar büyük resme bakmak lazım. Hı-hı. Büyük resim, bugün Türkiye'yi bölme, İran'ı bölme, efendim, ve orada
ikinci, üçüncü bir İsrail meydana getirme. Bir İsrail vardır, bir Ermeni devleti vardır, bir de üçüncü bir İsrail devleti oluşturmanın peşindedirler. Bunu da yapıp 21. yüzyılı bununla götürmek istiyorlar. Ancak burada bir şey var. Ben Kürt kardeşlerime buradan sesleniyorum. Kürt liderler seküler, başkalarının oyuncağı haline gelmiş, başkalarının manfaatlarıyla kendi manfaatlarını, kişisel manfaatlarını birleştirmiş bir kısım Kürt liderler, bu Müslüman, mütedeyyin, milletine, memleketine bağlı Kürt halkını başka yollara çekmek istiyorlar. Bu oyunu görmeli Kürtler. Müslüman Kürtler hep öyledirler. Buna dikkat etmelidirler. Bu oyunu bozmalıdırlar. Burada asla Kürtlere, efendim herkesin millet olma hakkı var da Kürtlerin yok mu? Vallahi Kürtlerin millet olma, devlet olma gibi ne Amerika'nın bir derdi var, ne İsrail'in bir derdi var, ne de Avrupa'nın bir derdi var. Kürtlerin en büyük devleti Türkiye değil mi? Elbette. Elbette. Bakın o Osmanlı, biz yeniden Osmanlı olsun demiyoruz. Değerli hocam burada o konuyu o inceler. Biz yeniden Osmanlı kurulsun demiyoruz. Keşke olsa. Ama Osmanlı yıkıldıktan sonra Arapların yüzü gülmedi. Aç kaldılar, sefil kaldılar, perişan oldular. Başkalarının oyuncağı haline geldiler. Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar, Asya'ya kadar bütün herkes. Burada İsrail'in oyuncağı halindeler ya. Hı hı. Yani bu hayırlı bir şey değil. Yarın Kürtler diyelim ki devlet oldu. Bugün en dinamik güç olarak bir kısım, özür dilerim, bir kısım çevreler onları görüyorlar. Yarın Kürtlere devlet kurdurduklarını kabul edelim. Böyle bir şey olmayacak. Bence Kürtlerin devleti Türkiye'dir ve dünyanın etkili bir gücü olma yolunda ilerlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Kürtlerin en büyük cumhurbaşkanı eğer Kürtler cumhurbaşkanı istiyorsa ben Kürtlerin cumhurbaşkanıyım. Tabii herkesin cumhurbaşkanı o, Kürtlerin evet. De öyle. Hayır, şu manada yani ben bu sorumluluktaki birinci derecede adliyetle vatandaşlarımdan sorumludur benim diyor. Bunu elbette. Dedikten sonra herhalde elbette. Orada biter. Dolayısıyla burada büyük resme bakıp konuyu bu şekilde ele almak lazım. Siyasi bakımdan bir oyun oynanıyor. Evet. Yeniden buralar dizayn edilip buralardaki hem yeraltı ve yerüstü zenginlikler elde edilmek isteniyor. Hem de açık söyleyeyim, bugün dünyanın, Avrupa'nın ve Amerika'nın kavramlarıyla, değerleriyle biz bir Müslüman siyasetçiyiz. Bizim kardeşlerimiz öyle, şu anda Türkiye'yi yönetenler öyle, Müslüman siyasetçi. Ama Avrupa'nın ve Amerika'nın kavramlarıyla Avrupa'yı ve Amerika'yı çok büyük zorluklar içerisine sokan bir siyaset izliyoruz. Evet. Hani siz insan hakları diyordunuz, hani siz demokrasi diyordunuz, hani siz mazlumdan yanayız diyordunuz. Nerede bunlar diye sürekli bunların yanlışlıklarını söyleyen bir siyasetçi var Türkiye'de. Ve bir ekip var Türkiye'de. Ve milletimiz bugün yeniden bir şahlanış içerisindedir. Şunu ifade edeyim. 19. yüzyıl, 1900'lü yılların başında planlarını uyguladılar. O zaman millet bu oyunu anlayacak durumda değildi çeşitli sebeplerden dolayı. Güçlü bir liderlik vardı Sultan Abdülhamit Han cennet mekanın şahsında. Onu devletten azledince artık her şey yapar duruma geldiler. Peki. Bugün böyle değil. Şunu tamamlayayım izninizle. Buyurun. Bugün böyle değil. Bugün tam aksine. Milletimiz oynanan oyunları çok iyi biliyor. Kürt kardeşlerimiz de öyle. Herkes de öyle. Bir. İkincisi, bir herkeste bir yeniden şahlanış, yeniden yükseliş, yeniden diriliş heyecanı var. İki. Üçüncüsü, Türkiye'de bir kişi değil. Bir Abdülhamit var Türkiye'de şu anda. Onun gibi yiğit bir lider var Türkiye'de. Ama onun gibi yalnız adam değil. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok ciddi bir ekip var. Çok ciddi bir kadro var. Her alanda yetişmiş bir kadro var. Bunlar Allah'ın izniyle bu oyunları Kürtlerle birlikte bozacaklar. Ve bu oyunları oynayanların belki başlarına çevirecekler.
Evet. Taarruz da olacak. Sadece müdafaa değil. Taarruza da geçilecek. Bu tabii silahlı bir taarruz anlamında değil. Fikir bakımından bir taarruza da geçilecek ve bu işi bu oyunu oynayanların başına çevrilecektir, onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet değerli izleyiciler, özellikle Ömer hocamın bahsettiklerine bakacak olursak hem Müfit hocamın aslında tehlike boyutuna baktığımızda nedenli bir milleti ötekileştirdiğimize dikkat etmemiz gerektiği söyleniyor. Bir diğer nokta ise Ömer hocam da bu tehlikeye karşı Türkiye'nin hızlı bir şekilde bu müreffeh yoldayken sapmaması adına da güçlü bir iradenin olduğu, buna da dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Burada ben bir şey ilave edebilir miyim? Buyurun. Şimdi bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi, evet, yani Araplar zamanında işte İngilizler tarafından isyana şey edildi. Bir kısmı o da yani. Bütün Araplar, Şerif Hüseyin ve Hempaları dışında değildi. Fakat merkezde yer aldıkları için maalesef Osmanlı'nın da zayıf, tam çok zayıf düştüğü bir dönem olduğu için ondan oldu. Fakat burada İttihatçıların, yani yönetimin de o dönemde hatalarını da göz ardı etmemek lazım. O itti. Mesela Arnavutlar niye şey yaptı? Arnavutlar İttihatçılar itmeseydi, Arnavutlar Osmanlı'nın en büyük gücüydü Balkanlar'da. Niye itildi diye sormalı. Bugün de bizim en büyük sıkıntımız 20'li 30'lu yıllarda şekillenen sistemi değiştiremedik henüz. Bu sistem değişikliğini Türkiye'de yapamadığımız için, daha böyle kapsayıcı, kucaklayıcı bir yeni sistemi oturtamadığımız için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Maalesef bu sistem değişir. Evet. Çünkü bu sistem ötekileştirici işlevine bu anlamda hala o mekanizmalar devam ettiği için sıkıntı oluşturuyor. O tarafa fayda veriyor. Onu da ifade edelim. Çok teşekkür ediyorum Müfit hocam. Biz bir reklam arasına gideceğiz ama bizden ayrılmayın. Değerli izleyiciler, Mustafa Armağan hocam özellikle şu konuda bilgilerine ihtiyacımız olacak. O da şu: İttihatçı, ulusalcı bir akım var ki bu çok önemli. Türkiye'yi son zamanlarda raydan çıkarmaya çalışan bir kitle olduğunu da açıkça ifade etmemizde yarar var. Çünkü bu kitlelere baktığımız ve incelediğimizde analiz sonucunda şu çıkıyor: Orta Doğu'da ve Türkiye üzerindeki oynanan oyunlarına birilerine hizmet ettiklerinin gerçeğini de göz ardı etmememiz lazım. Kısa bir reklam arasından sonra Mustafa Armağan hocamızdan devam edeceğiz. Efendim, hayırlı akşamlar. Gerek başlıyor. Derdim bu. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mustafa Armağan, aslında Mustafa Armağan hocam tarihle ilgili çok önemli bilgileri dergi ve kitaplarında bizi aydınlatmaya çalışıyor. Televizyon üzerinden bir linç edildi gitti. Uzun süredir biraz dinleniyor. Bu akşam biraz konuşturacağız hocam sizi. Özellikle şu konu çok önemli. İttihatçılarla genel bir bilgiye sahip olduğunuzu biliyoruz. Ama en önemlisi şu: Türkiye'de son zamanlarda bir kılıf var. Ulusalcı, İttihatçı ittifağı ve böyle İsrail yanlısı, Batı yanlısı, seküler veya modernizm deyip gidiyorlar. Baktığınızda da Türkiye'nin altını ciddi bir şekilde oyup Türkiye'yi de toplumu da güzel zehirlediklerini de görüyoruz. Evet. Bunun birileri de buna fazla ses çıkarmıyor. 15 Temmuz sonrası bir sürece baktığımızda da alanda tam bunlara kaldı. Nasıl olsa cemaatlerin hepsi düşman kisvesi adı altında pasivize edilmeye gidiliyor derken bunlar bir anda filiz gibi ortaya çıkmaya başladılar. Buna baktığımızda özellikle Osmanlı sonrası Türkiye'de yeni bir akım veya AK Parti'nin 2002 sonrası çıkışlarıyla birlikte bu ulusalcılar ne yapmaya çalışıyor? İttihatçıların tamamen gömleklerini mi giydiler? Biz neden bunları analiz edemiyoruz? Şimdi tabii İttihat Terakki tek bir kalıpta oluşmuyordu. Yani içinde daha İslamcı olanlar olduğu gibi seküler, bayağı Abdullah Cevdet gibi zındık olanlar da vardı. Belki de o iddiatçı yapının, örgütsel yapının serpilmesiyle birlikte Türkiye'de bu Cumhuriyet dönemindeki tartışmaların başladığını ve bunların zaman içinde kendi kulvarlarını bulduğunu söyleyebiliriz. Fakat iyi kötü, mesela milliyetçi dediğimiz bir akım vardı Türkiye'de. Milliyetçi akım, muhafazakar, belli değerlere sahip çıkan ve belli hayırları olan, belli evetleri olan bir akım şeklinde geldi. Mesela Alparslan Türkeş. Şimdi Alparslan Türkeş'in kitaplarını, konuşmalarını 70'li yıllardan, 60'lı yıllardan alıp okuduğunuz zaman
bir Necmettin Erbakan'ın söylediklerinden çok büyük bir fark bulamazdınız. Ben okuyorum şimdi, açıyorum ve mesela 12 ada konusunda o kadar eleştirel bakan, Kıbrıs konusunda Lozan'da hatalar yapıldığını söyleyen ve aslında şu cümleyi de kuran, ki bu cümle bugün Devlet Bahçeli'nin yeni geldiği nokta itibariyle tekrar bence eskiye döndü. Şunu söylüyor, diyor ki Türk milleti uyanmıştı, ayağa kalkmıştı, milli mücadeleye başlatmıştı. Bunun başına bir lider gerekiyordu. Mustafa Kemal daha sonra geldi, bu Anadolu'ya çıktı ve bu hareketin başına geçti diyor. Yani Mustafa Kemal milli mücadeleye başlattı, o bu ateşi yaktı demiyor. Tam tersine halk esastır, millet esastır, millet uyandı, millet ayağa kalktı. Fakat bir lider yoktu başında, bu lideri zaman içinde buldu Mustafa Kemal, bu konuma geldi. Rol model buradan gitsin. Bugün bizim de savunduğumuz, bizim gibi insanların da savunduğu buydu. Fakat ne olduysa bu son özellikle 10 yıl içerisinde o milliyetçi hareket bir kimya, ne diyorlar, kimyasının bozulması gibi bir süreç yaşadı ve giderek seküler, hatta sekülerin ötesinde profan, ateist bir başka ulusalcı akıma doğru kaydı. AK Parti giderek milliyetçi söylemlerini artırdı. Artırınca onların elindeki malzeme bu tarafa kaydı. Dolayısıyla onlar kendilerini giderek... Ulusalcı, milliyetçi kavramı dediğimiz konu. Şimdi bu Türkiye'de az önce bahsettiğim gibi yani milliyetçi dediğimiz şey daha geleneksel, daha değerlere muhafazakarlığa vurgu yapan bir şeydi. Evet. Ama şimdi şu anda ulusalcı dediğimiz şey ateist ve hatta bunlardan bir tanesi ya ben hani Atatürk dindar mıydı değil mi diye bir kapak yapmıştım da geldi teşekkür etti, dedi ya Atatürk'ün dindar olmadığını söylüyorsunuz. Bu aslında bizim de savunduğumuz bir şey, bize hizmet etmiş oldunuz diye. Yani bundan mutlu olan bir kesim var. Dolayısıyla ülkücü veya da milliyetçi hareket buraya doğru gitti. Şimdi İslamcı hareketin içerisinde de böyle şeyler başladı. Dolayısıyla... Pardon, bir şey diyebilir miyim bu arada hocam? Buyurun hocam. Dilerim. İslamcı hareketin içinde ne tür taçlığa evrilme mi var? Var. Sözünüzü evet, kesmeden belki var. Milliyetçi hareket içerisinden az bir grup ulusalcılığa doğru yöneldi. Milliyetçi hareket. Çok, hani onun miktarını şu anda belki ben tamamı tayin edemem. Tamamı değişti. Tamam. Evet. Dönenler şu anda Devlet Bahçeli ve ekibi olarak tekrar şeye girdiler, rotaya girdiler. Tamam. Ama kayan çok önemli bir grup. Bir rota olarak kayması vardı. Evet. O tekrar Devlet Bahçeli'yle aslında Devlet tam Bahçeli çizgisini oturtulmaya çalışılıyor. Büyük bir şuur şeyi sergileyerek. Milli şuur dediğimiz. Evet. Sergileyerek tekrar o noktaya geri döndü. Alparslan Türkeş'in ya da Dündar Taşer'in, Galip Eldemler'in başlattığı bu çizgiye geri döndü. Şu anda o çizgide. Bence olması gereken çizgide zaten oydu. Şimdi bu süreçte bizim yaşadığımız sıkıntılarda iddiatçılığın aslında şu yönü, daha çok Jacoben yönü, halkın iradesine, halkın isteklerine, rızasına şey prim vermeyen, ben yaptım oldu, kanun yok, kanun yap, ondan sonra hükümeti beğenmedik, hükümeti değiştirelim. Yakup Cemiller'in kafası. Şimdi böyle bir yaklaşım Türkiye'de iddiaçılık diye adlandırıldı ki doğru olan tarafları da var ki Cumhuriyet'in de özellikle ilk dönemde bir takım yaptığı uygulamalar, bu Jacoben uygulamalar böyle bir iddiaçı ve Kemalist şeyini oluşturdu. Çerçevesini oluşturdu ve bugün bunlar özellikle sosyal medya üzerinde, işte Gezi Parkı'dır bilmem, başka bir takım etkinliklerle, efendim yurt dışı bağlantıları da var bunların. Hı hı. Şimdi ben kendi başıma gelen bu algı operasyonunu da gördüm. Cep telefonum internete atılmıştı ve arayanların içinde İran'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, İtalya'dan, efendim dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar vardı. Şimdi bu sadece burada olan bir şey de değil. Yani aynı zamanda böyle bir yayılmış evet, sosyal medya orada. Şimdi bu tabii Türkiye'de bizim gibi bağımsız ve devletine, milletine ondan sonra sahip çıkan, sahip çıkma yönünde tarihini bilmesi gerektiğini, insanlara yanlış tarih öğretildiğini,
söyleyen insanlar sürekli bir kampanya düzenleyerek, ki işte az önce Müfit de baktı Twitter'ına, orada da bir şeyler gördü. Olsun, onlar söylesin ama biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bunları söyleyen birilerinin olması gerektiği noktasında ben hiçbir tereddüdüm yok ve bunlar yapılması lazım. Çünkü neden? İlkokula gidiyor insan, bir çocuk. Orada Kemalist diskur, 1930'ların Kemalist söylemi çocuğun kafasına şey yapılıyor, ekiliyor. Ortaokula gidiyor aynı, liseye gidiyor aynı, üniversiteye gidiyor aynı. Üniversite hayatı boyunca da aynı şekilde şey yapılıyor. Ben YÖK'ün bastığı inkılap tarihi kitaplarını gördüm ya. Ben ortaokul talebesini okutmam onları. Ama hala insanların zekasıyla, insanların aklıyla alay eden bir şey var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız onu söyledi. Dedi ki ya, iki şeyi başaramadık dedi. Birisi eğitim, birisi kültür. Bu alanda da dedi istediğimizi, evet yani öz eleştiri yaptı. Ki bence bir doğruyu teşhisti onun. Ancak o konuşmadan hemen sonra da baktığımızda bütün haber kanallarında hemen hızlı bir şekilde konuklar bulundu. O konukların içerisinde de baktığımızda Darwinizm teorisinin hayranı olan insanları yayınlara ağırlayan televizyon yayın organlarını da gördük. Burada benim görebildiğim kadarıyla son yıllarda bu Kemalist ya da ne yakın ulusalcı, iddiatçı çizgi ciddi olarak yol almaya başladı. Ve hatta İslamcı kesim içerisinde de hani taçlığa evrilenler var. Bu ikisinin birlikte olması aynı zamanda camiamızın tabanında da ciddi olarak bu yönde bir evrilmeyi getiriyor. Etki tepki meselesi değil mi? Ha, bu yöne doğru bir kayma getiriyor. Hı hı. Bu kayma çok şeyleri tetikler burada. Çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın sık sık bu noktaları gündeme getirmesi, bu kültürel anlamda bir tarihi arka plana dayanmak, işte Malazgirt'ti, Kurtulamare'ydi yani hızla... Yani tarihi tekrar bir reformasyon ifade etmek çünkü güzel ama birileri de zehirliyor bunu. Evet, onu inanılmaz bir şekilde. Onu önüne almak için uğraşıyor. Hı-hı. İnanılmaz bir şekilde. Peki. Mesela şöyle yapılıyor. Yeniden Araplara karşı bir Arap karşıtlığı geliştiriliyor Twitter falan üzerinden. Yani özellikle bana çok saldırılıyor. Ben de dedim ki ne var yani sonuna kadar Arap'ım, ne var dedim. Yani. Ne oluyor dedim. Yani Arap olduysan zaten yetiyor size. Hayır yani şimdi sadece Şam'ın o şekerine değil, de ihtiyacın var mı? Şam'ın şekeri de lazım, Arap'ın yüzü de lazım diyorum ben. Peki. Bir ikinci husus da Kürtler, Araplar ve Türkler arasında ortak değer olan sembol şahsiyetlere saldırılarak bu ortak değerler yıpratılıyor. Mesela Mevlana Halid'e son dönemlerde saldırılmasının tek nedeni bu. Mevlana Abdurrahman Camii'ye saldırılmasının tek tedbiri bu. Bediüzzaman'a, Selahaddin Eyyubi'ye inanılmaz saldırılar var. Bediüzzaman'a inanılmaz saldırılar var. Vesaire gibi. Ya en önemli değerlerimiz tahrip ediliyor. Kim mesela yani, işte mesela Molla Gürani'ye de baktım, saldırılar başlamış. Molla Gürani şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Neden? Molla Gürani Kürt'tü ve Fatih'in hocasıydı. Şimdi ortak değer çünkü. Yani herkesin kabul ettiği şahsiyetler bunlar. Düşman cephesini iyi biliyor değil mi? Efendim? Düşman kendi cephesini iyi biliyor. Tabii tabii. Buna mağlup olan da bizleriz. Mesela hatta İmam Gazali'ye de, İmam Gazali herkesin ortak şeyi. Evet. Yani bu özellikle tasavvuf büyüklerine yönelik çok ciddi bir saldırı yapıyor ki. Var. Çünkü en büyük network, insanları ortak değerlere böyle şey eden tarihteki network, bugün de böyle bir araya getiren tasavvufun getirdiği o irfanın getirdiği irfan geleneği. Buna da saldırılarak bütün bunlar. Ve bir kısım sözde İslami şeyler de burada araç olarak kullanılıyor İslamcı bazı odaklar vesaire şekilde. Hı hı. Bu ortak değerler yok edilerek halklar arasında nifak, olası büyük çatışma hazırlanıyor. Yani burada başka bir şey yok. Bunu bilmemiz lazım ve buna göre de argümanlar üretilmesi gerekiyor. Sözü kesildi ama onun da müsaadesiyle bir ekleme yapmak peki, istiyorum. Peki buyurun, size de verin. Tekrar Mustafa Bey'e döneceğim. Buyurun. Şimdi arkadaşlar, ben büyük resimden bahsettim ya. Büyük resim şudur aslında. Türkiye'de 1950'li yıllarda başlayan bir kendine gelme, kendi olma ve kendini yeniden ifade etme anlayışı yükseliyor Türkiye'de. Hı hı. Buna İslamcılığın yükselmesi de denir. Buna başka isimler de bulunabilir.
bir yeniden diriliş var. Bu yeniden diriliş bir yandan da gündemi belirleyerek gidiyor. Bu güzel bir şey. Bugün bizim böyle sizin Müfit Hoca'nın bahsettiği ortak değerlerimize saldırılmasının kökeninde, temelinde bu var. Biz varız, gündemi biz belirliyoruz, hareketi biz yapıyoruz. Ötekiler tenkit etmektedirler. Ben çocukluğumdan ve gençliğimden hatırlıyorum. 60'lı 70'li yıllarda biz etkisiz olduğumuz dönemlerde sadece birilerine hakaret ederdik, birilerine kızardık. Değil mi? Şimdi, ama şimdi öyle değiliz. Şimdi biz yürüyoruz ve milletle beraber bir yol aldık diyoruz. Bir vizyonumuz var. Bir vizyonumuz var. Yürüyoruz. Hı hı. Ve birileri bize hakaret ediyor, söylüyor. Değerli insanlarımıza hakaret ediyor falan. Hı hı. Biz yani onlara dönüp cevap da verebiliriz ama ben bunları olacak, olabilecek şeyler olarak görüyorum. Ve bunlardan dolayı ben bunlardan dolayı bir endişe içinde değilim değerli hocam. Yani onu sosyal medya veya başka şey. Mesela bugün Necip Fazıl'ın eşiyle ama ilgili bana çok şey yapmamak lazım. Şey geldi. Necip Fazıl'ın eşine ilişkin şunlar söyleniyor. Bu konuda bir şey söylediler. Yani işte yıpratma mı? Ailesi tabii. Necip Fazıl'ın eşi babanzadelerdendi. Bu Süleymaniyeli, Irak Süleymaniyeli babanzadelerdendi. İşte orada da yani o da bir ortak değer. Yani mesela ya Arvasilere Yahudi diyorlar. Arvasiler bir ortak değerdir. Arvasilere Yahudi diyorlar. İşte babanzade Ahmet Naim, Mehmet Akif'in arkadaşı biliyorsunuz. Evet. Yan yana kabirleri. Ahmet Naim babanın akrabası Necip Fazıl'ın eşi. Merhum Ahmet Naim babanın. Aynı aileden. Evet, aynı aileden. Babanzadelerden geliyor. Babanzadeler de o Süleymaniye beylerinden. Yani bu burada yani, çok kirli bir akıl devreye girmiş anlaşılan. Tabii. Hı-hı. Şimdi bunun üzerinden dediler ki böyle bir şey et, böyle bir açıklama yap dediler. Çünkü burada çok kötü bir propaganda yapılıyor. Yani böyle kötü propagandalar. Çünkü özellikle mesela bazen böyle aslen Arap olan ya da aslen Kürt olup da kamuoyunda genel olarak böyle kabul görmüş şahsiyetler hedef alınarak ortak bağlar koparılmak isteniyor. Yani babanzadeler önemli bir şey çünkü. Yani Mevlana Halid çok önemli bir figür. Son 200 yılını bu ülkede dindarlığın son 200 yılını belirlemiş kimseler. Yalnız o da vesaire yani. Şöyle bir şey tespitte bulunayım ben. Yani bu sosyal medya. Mesela Şahin Nakşibend'i de yapılıyor. Zaman şöyle bazıları Şahin Nakşibend yani. Bukharalı ve herkesin ortak biri. Yani evet. Çok fazla ciddiye aldığın zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi sana birisi tweet attı, saldırdı. Zaten o bir kanaldan bunlar giriyor, diyorlar ki atın. İşleri küşleri yok. Cevap verdiğine bakmıyor bile adam. O sırada dönüyor, futbol maçını seyrediyor. Diziliyor. Öbür tarafta dönüyor, burada bir sana artist bir şey yapmış, ona saldırıyor. Yani adamın umurunda değil. Senin umurunda oluyor ama onun umurunda değil. Onlar yapıyorlar. Ondan sonra kaynağının doğruluğunun peşinde değil, bilgi evet. Kirliliğinin peşinde koşan veya toplumun evet, nasıl zehirleyeceği. Onların başındaki adamlar bunu planlıyorlar, onları sahaya peki. Sürüyorlar ve onlar piyon yani. Dolayısıyla bunlara... Farkındayım ama bu buna karşı sineklere bu tür fazla sistematik şeye karşı da durmamız lazım. Açıkça duracağız. Biz doğruyu söylüyoruz. Yani ben diyorum Mevlana Halid'i yedirmeyiz. Çok açık bir söylüyorum. Mustafa Hocam. Hiçbir büyüğümüzü, hiçbir değerimizi yedirmeyiz. Pardon. Şahin Nakşibendi yedirmeyiz. As. Söylüyorum. As. Ne Molla Gorani'yi, ne İdris'i, ne Ne Şahin Nakşibendi, ne de İmam Gazali yedirmeyiz. Nehri'yi hiç kimseyi yedirtmeyiz. Bu ülkenin evet. Değerleri, bu toplumu ve ümmet kavramının içerisindeki en önemli hamur ve mayamız oradan gelir. Buna kesinlikle hiçbir yerlerde de saldırmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Tekrar sonun özüne dönecek olursak Mustafa Hocam. Ulusalcı itaatçi akım dediğimiz zaman bugün bu aklı nasıl okumamız gerekiyor? Örneğin İsrail yanlısı Barzani'yi de aynı hedefe koymaları vesairesi bu bilgi kirliliğine nasıl bakmamız gerekiyor? İşte burada da aynı mekanizmanın bir başka şeyini okuyoruz. Perdesini, bir başka Hı-hı. Sahnesini okuyoruz. Yani orada da yani şimdi esas olan şu yani güvenilir. Yani örneğin siz Barzani'yi evet. Ne kadar tanıyorsunuz diye sorsa. Yani yani gerçekten bunu, Yahudi miydi? Şimdi ailesi hakkında bir şey yok, bölgesi hakkında bir bilgisi yok ama neticede birisi bunu mesela çok yıllar önce, ismini şimdi hatırlayamadığım birisi bir koca kitap yaptı ve bununla ilgili gazete küpürlerini toplayarak
gazete küpürlerinden, ki o gazete küpürlerini yazanlar da kendi arkadaşlarıydı. Şimdi böyle de bir akım var. Yani onları toplayıp oradan saldırma şeklinde. Şimdi biz tabii şöyle bakmamız lazım bu meselelerde. Bir kere hani aklın ışığında, aynı zamanda bilgilerin ışığında bir yaklaşımı bu topluma yaygınlaştırmak için çalışmamız gerekiyor. Şimdi bakın, ben mesela oturup çalıştım. Mesela bu 1919 yılında İmadiye, aslında İmadiye'de Sevr'de bizde olan ama Lozan'da bizim elimizden çıkmış olan, çok gariptir söyleyince bizler yine kızacaklar. Sevr'de bize verilmiş olan ama Lozan'da bizim elimizden alınmış olan Kuzey Irak'taki bir çok da güzel bir yer. Böyle o Brüksel hattı dedikleri şeyde mi gitti? Evet, ikinci Brüksel hattı. Evet. O yukarıdan çizilince İmadiye aşağıda kaldı ama Sevr'de bize bırakılmıştı, Meis Adası gibi. Şimdi oradaki şeyler, bakın 1919'un 23 Temmuz'u günü İstanbul Babali Dahiliye Nezareti'ne bir telgraf geliyor. Gayet acildir, müstacevdir. İmadiyeliler İngilizlerin tazyikatına tahammül edemeyerek siyasi memur veya muavinini bir alay kumandanıyla 4 nefer askerini katil, İngilizlerin 4 askerini öldürüyorlar ve esliha ve cephane ambarlarını zapt ve tevzi ve alıyorlar, silahları dağıtıyorlar. Ve geri kalan kuvvetlerini de Hoya kadar takip ediyorlar, kovalıyorlar. Ondan sonra Cemiyet-i Muhammediye namına, böyle bir cemiyet var, Pervari Mal Müdürü Mehmet Salih 17 Temmuz 1919 tarihli mektubunda bu vakayı anlatıyor ve İmadiyelilerin, dikkat edelim bugünkü Kuzey Irak'ta, Livai Osmani altında yaşamak istediklerinden, Osmanlı bayrağı altında yaşamak istediklerinden kaymakam gönderin bize. Mümkün olmadığı takdirde asker veya hiç olmazsa bir tek nefer jandarma gönderilmesini, Devlet-i Aliye'ce hareketleri tasvip edilmezse bilmez. Şimdi bakın, 1919, 1918'de işgal edilmiş bir yer. İngilizlerden artık gına getirmişler. Bunların yaptığı tahkirler, işkenceler bilmem ne. O İmadiyeliler bizden bir jandarma gönderin yeter ki, yani Osmanlı'dan olsun. Osmanlı'nın bir jandarma. Halifeliği sonuna kadar direttiler zaten. Bizim elimizden olsun. Şimdi burada bir şey, ben isterseniz hemen şimdi izin verirseniz. Bu, yoksa devam. Bu şey bizim bilmemiz lazım. Yani 1918'de nasıl elimizden çıktı, o toprakların elimizden çıkış süreci, ondan sonra o bölgede yaşayan insanların bize yaklaşımı, Suriye'de de aynı şekilde, Halep'te, ondan sonra aynı şekilde Musul'un, Kerkük'ün birçok yerinde bizim lehimize, Osmanlı ile tekrar birleşelim, tekrar buluşalım diye bir hareketler yapıldı, isyanlar çıktı. İşte en son Berzenci isyanı bunlardan. Ahmet Berzenci. Bir örnek. Dolayısıyla şimdi bu süreci insanlar bilmiyor. Yani 1918'de İngilizler işgal etti. Ondan sonra işte Musul için bir şeyler yapıldı. Ama Musul işte Şeyh Said yüzünden İngilizlere gitti gibi bir algı. Orada da bir yanlışlık var. O ciddi olarak. Tamamen o konuda yanlış. Ben yani bir... Bunları bizim anlatmamız lazım. Şimdi bunları düzgün anlatmazsak, İnsanlara bu bilgileri vermezsek işte ne oluyor? O ders kitabındaki 3-5 satırla kalkıyorlar. Bir işte pis Arap bizi arkadan vurdu, pis Kürtler bilmem şöyle yaptı gibi bir şey, bir neticeye vasıl oluyorlar. Böyle bir şey tabii hem tarihe haksızlık olduğu gibi. Bugün bu dil çok kullanılıyor. Pis Araplar bizi arkadan vurdu, Kürtler bizi sattı, öbürü bilmem ne yaptı. Bir alakası yok tabii ki. Bunlar çok yani, tehlikeli şeyler. Şimdi o dönemde Çanakkale'de savaşan Araplar var. Ne yapacaksın? Sarıkamış'ta savaşan Araplar var. Her tarafta yani savaşan. Şimdi, Sarıkamış'ta ciddi olarak Arap askeri var. Yani bunu niye şey yapıyorsunuz? Evet. Dolayısıyla yani bu Arap ihaneti şeyi az önce Müfit Bey'in söylediği gibi, tamam belli aşiretler satın alındı, bilmem şu oldu bu oldu ama bu Arapların yani o zamanki nüfusları bir 10 milyonlarca Arap'ın bu süreçte hiç dahil olmadı. Hatta bizim lehimize isyan eden
Şii Araplar vardı şeyde. Evet. Irak'ta. Tabii. Yani bazı karşı... önemli Şii yani çok Moğollar ilginç. Osmanlı'yı destekledi. Bazı Türkmenler o zaman şeylere İngilizlere karşı çıkmazken tam tersine Şii Araplar orada ciddi direnişler verdiler bu Şam Halep arasındaki bölgede. Dolayısıyla hani bu tarihi böyle düz bir şekilde okuyup da insanları mahkum etmek çok yanlış oluyor ve insanların kafasında çok fazla kategorize edilmiş oluyor. Peki. Ben çok teşekkür şey ediyorum. İstersen şöyle bir şey söyleyeyim. İzleyicilerimiz de bunu bilsin. Sosyal medya üzerinden @sabribalaman Twitter hesabı üzerinde de sorularınız olursa sevinirim veya @yineakittv üzerinden de soru ve görüşlerinizi bize atabilirsiniz. Burada da tekrar dile getirelim. Şimdi az önce bir kare verdim. Evet. Ekrana verdik. Arkadaşlar o kareyi tekrar alabilir miyim? Orada özellikle bakın Yahudi birkaç tane şahıs var. Tamam. 1982. Az önceki işlediğimiz Mossad konu. Mossad başkanı diyor. Değil mi? Evet. Evet, o dönemde. Bunlar kim? Veya neden Barzani? Yani Barzani muhafazakar, işte Nakşi grubundan Barzani olan. Barzani çok pragmatist davrandı ve bu pragmatist davranması çok büyük kötülüklere yol açtı. Mesela bugün işte bu kötülüklerden bahsediyoruz. Evet. Ama. Yani bayrağı Barzani, sallanmaya Mala kadar getirdiler. Barzani. Şimdi Mala Mustafa Barzani mesela amcası idam edildi. İttihatçılar tarafından, Süleyman Nazif tarafından. Ama onun kardeşi Şeyh Ahmet Barzani 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'dan yana yer aldı. Onu söyleyeyim. Benim aile aşağımlar bir yere Evet değerli izleyiciler, bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili yönetmenim İsmail Aydın Bey, Twitter ve Facebook hesaplarımızı da alttan hemen hızlı bir şekilde yayınlamasıyla birlikte de kaldığımız yerden devam edelim. Özellikle şu Musul konusuna kalan kısmını konuşalım hocam. Çok çok önemli bir konudur evet. O. Musul'u nasıl kaybettik? Bu Musul niye? Musul, Kerkük ve milli misaki sınırlarımıza baktığımızda ne oldu da bu bütün haklarımızı kaybettik? Geçtiğimiz günlerde yine değerli bir konuklarımızdan Faruk Şen hocamla birlikte Yalçın Koçak hocamızdan da yine bu konuyu tartışmıştık. Hatta aslında Gürcistan üzerinden haklarımız var, Balkanlar üzerinde haklarımız var, Ege adaları üzerinden haklarımız var ama bugünkü en sıcak taze yaramız olan Musul üzerinden biraz bakalım. Ne oldu, nasıl kaybettik? Bir imparatorluksunuz ve bu imparatorluk parçalanıyor. Parçalanınca onun dağılma sürecinde müdahale edebildiğiniz noktalar var. Yani burada ben daha fazlasına tabii ki müdahale edebildik ama mesela Antakya için bir müdahalemiz oldu Fransa ile. Biz 1921'de Ankara İtilafnamesini imzaladık. Bir şey yaptık, geçici sınır çizdik ve bu geçici sınırda dedik ki bir barış antlaşması imzalanana kadar bu sınır geçerli olacak. Lozan eğer olabilseydi orada müzakere edeceğiz. Lozan'da müzakere edemedik ama en azından orada Antakya ve İskenderun bölgesinde yaşayan Türkler üzerinde bir şey hakkımız oldu, müdahale hakkımız oldu ve dedi ki orası bir özerk bölge olacak. Yani Suriye'nin tamamı gibi orası Suriye'nin tamamına entegre olmayacak dedik. Bu gerekçeyle işte biz 1938-39 sürecinde Antakya'yı geri alabildik. Eğer Musul içinde, Musul verilecek idiyse bile, bakın Lozan'da çok büyük bir hata yapıldı. Lozan'da yapıldığı yetmiyor gibi bu hata 1924'te İstanbul'da Haliç Konferansı yapıldı İngilizlerle. Orada Haliç Konferansı yetmiyor gibi 1925 yılında Milletler Cemiyeti'ne götürdük. O zamanki Birleşmiş Milletler sayılabilecek olan Milletler Cemiyeti'ne götürdüğümüzde bir başka hata yaptık. Ve 1926 yılında Ankara Antlaşması'yla artık hatalarımızı zirveye taşıdık. Şimdi bu 1918 ile 26 arasında Musul bugün bütün dünyanın göz bebeği olan Amerikan petrol şirketlerini ihya eden, İngiliz petrol şirketlerini ihya eden, Fransa'yı ihya eden Musul bizi hiçbir şekilde memnun etmedi ve bu süreçte çatır çatır elimizden gitti. Nasıl oldu? 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte biz o zaman dedik ki herkes olduğu sınırda kalacak
barış imzalanana kadar kimse yerinden kımıldamayacak. Mondros Mütarekesi bunu emrediyordu. Dolayısıyla mütareke imzalandığı anda kim hangi noktadaysa orada kalacaktı. Fakat bu imzalandığı takdirde ki Ekim'in sonu 30 Ekim imzalandı. Hı hı. Fakat İngilizler Musul'u 10 Kasım'da işgal ettiler. Şimdi bakın 10 gün sonra adamlar dinlemiyorlar senin yaptığın anlaşmayı. Bir kere Musul, Mondros Mütarekesi'ne göre %100 bizimdi. O günkü sınırlar esas kabul edilecekti. Bunu dinlemediler, bunu ihlal ettiler ve neticede geldiler Musul'a yerleştiler. Daha da kuzeye doğru çıktılar. Hatta bir ara Hakkari'yi falan da genişlettiler. Evet, Hakkari'yi falan da işgal etmeye de isteme evet. noktasına geldiler. Neticede biz milli mücadele verdikten sonra Lozan'da gittik bir İngilizlerle, tabii esasen İngilizlerle biz orada müzakereyi yürüttük. Yani diğerleri vardı ama baş aktör Lord Curzon'du. Şimdi orada şöyle bir durum oldu. Biz ısrarla Kürtler ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Musul'u Anadolu'nun tabii bir uzantısı ve beşeri devamı bir uzantısı oldu. Olarak lanse ettik. İngilizler ise tam tersine, hayır burada Araplar çoğunlukta, Kürtler de sizinle bir ırk şeyleri yok tezini savundular. Bağları yok diye. Biz orada ısrarla Kürtler ve Türkler et ve tırnak gibidir, birbirinden ayrılamaz. Dolayısıyla Musul Anadolu'nun devamıdır tezini. Kürtleri azınlık sayma çabaları da oldu. Özel çalışmaları da yapıldı evet, çok masa başında. Şimdi bu süreçte şöyle bir durum ortaya çıktı. İngilizler baktılar ki bir şey var ve çok ilginç. Bakın onun tarihini de yazdım. İsteyen araştırabilir. 8 Aralık 1922 günü Lozan'da ve 5 Ocak 1923 günü. Bu iki gün çok önemli. Neden çok önemli? Bugünkü belki birçok sorunu o zaman halledebileceğimiz altın bir fırsat doğdu. Biz şimdi ısrarla Musul bizim de diyoruz, İngilizler şey yapıyor ve bir uzlaşma noktasına varılamıyor. İngilizler de bir an önce bu mesele bitsin çünkü onların başka sorunları amaçları var. Ve hedefleri var. Almanya'yla bilmem neyle falan. Oraya dönmek istiyorlar. Bu mesele bir an önce kapansın çözüme diye şey yapıyor. Ve 8 Aralık 1922 ile 5 Ocak 1923 günü bize altın bir fırsat doğdu. Lord Curzon baktı ki bunlar ciddi ciddi direniyorlar. Ve bunun bir blöf olduğunu düşündü baştan. Baktı ki bunun arkasında meclis var. Ve şöyle bir teklifte bulundu. Dedi ki Musul'u size vermeyelim ama Musul'un kuzey doğusu ve doğusundaki Süleymaniye, Kifri, bugünkü Erbil'de dahil olmak üzere Çemçeman o bölgeyi, bölgesi Erbil'e kadar o bölgeyi size verelim. Ama siz de Musul'dan vazgeçin. Yani bugünkü Musul şehrinden vazgeçin. Süleymaniye ve o sınırı şey yapalım. Ve İsmet İnönü burada şöyle bir karşı teklifte bulunsaydı mutlaka bundan bir sonuç alacaktı. Ne yapabilirdi? Tamam burayı biz Musul'u bırakmıyoruz ama şöyle bir şey diyebilirdik. Türkler ve Kürtlerin yoğun olduğu bölgeler bize ait olsun. Musul bir sınırdan sonra Musul'u bir kısmını size bırakalım. Yani bir anlaşma, bir pazarlık süreci başlamıştı. Fakat bu fırsat, hayır Musul'u vermiyorsanız biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz diyerek... Masayı tekme ediyor. Bu kapıyı kapattı. Hı-hı. Kapatınca tabii İngiliz aklı burada şey yapıyor ve şöyle bir şey oldu. Dediler ki, o zaman biz bunu şey yapalım, Milletler Cemiyeti diye bir şey var, Birleşmiş Milletler'in bir ilk versiyonu. Oraya bunu götürmek için bir plan yapalım. Madem bunu anlaşamıyoruz, anlaşamadığımız için de ben de kendi halkıma karşı bir şeyim var. Siz de kendi tarafınıza karşı bunun bir gerekçesini oluşturabilirsiniz. Lozan'da Musul meselesini askıya alalım. Diğer bütün konularda uzlaşalım. Mütabık. Musul'u askıya alalım. 9 ay sonra Lozan'dan 9 ay sonra bir oturalım bunu 9 ay içerisinde oturalım konuşalım. Eğer biz de ikili anlaşmalar çerçevesinde anlaşamaz isek kesin geleceği bu karara bağlı olmak üzere Birleşmiş Milletler'e ya da Cemiyet-i Akvam'a başvuralım.
Şimdi buradaki bu Lozan'ın 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan kesin geleceği bu karara bağlı olan ifadesini biz anlayamadık. İnönü de anlayamadı, meclis de anlayamadı, Mustafa Kemal de anlayamadı. Kimse anlayamadı buradaki. Anlayamadı mı yoksa bilerek mi yaptılar? Bilerek mi onu bilemiyorum. Ama neydi o, aşamada o, bir de onu açar mısınız? Şey, sonra bunu 24'te Haliç görüşmelerinde, 25'te İngilizler dedi ki bakın bizimle anlaşın. Anlaşamazsanız Milletler Cemiyeti'ne gidecek kesin geleceğine Milletler Cemiyeti karar verecek. Hayır öyle bir şey yok dediler. Nasıl yok ya? Lozan'ın 3. maddesinin 2. fıkrasında siz imzaladınız. Tasdik ettiniz. Fark etmediniz mi? Yok biz fark etmedik dedi. Bakın bu aptallıklar ve bu şeyler yapıldı. Yani ben kasıtlı olarak yapıldı yapılmadı o tartışma ayrı bir şey ama bu aymazlıklarla biz ne yaptık? Milletler Cemiyeti'ne götürdük. Milletler Cemiyeti'ne götürdüğümüzde İngilizlerle anlaşamayınca ne oldu? Milletler Cemiyeti bir şey yaptı, konsey düzenledi ve bu konseyin hakemlik görevi yoktu. Sadece müzakere ettirir. Karşı karşıya oturup buyurun müzakere edin ben bu müzakereyi yöneteyim der. Hiçbir zaman hakemlik görevi olmadığı halde biz Milletler Cemiyeti'nin hakemlik yetkisi verdik. Hı hı. Ve adamlar da bu yetkiyi fırsat zaten. İngilizlerin kontrolünde kurulmuş olan bir cemiyetin onların isteği dışında bir karar vermesi mümkün mü? Değildi. Ve orada da bir tuzağa düşürüldük. Ve neticede... Peki bu tuzak bilinçli olarak hazırlanmış olamaz mıydı? Lord Curzon bunu bilinçli olarak hazırladı. Bizimkiler de buna ya bilerek ya bilmeyerek düştüler. Adım adım o ağa yakalandılar. Neticede bu Milletler Cemiyeti tuttu. Dedi ki 3 tane tarafsız ülkeden ben yetkili tayin ediyorum. Gitsin Musul bölgesinde araştırma yapsın. Bana rapor hazırlasın. İşte bu raporlardan 2 tanesinde bizim bugün müdahale hakkımız olduğu söylenen ifadelere benzer şeyler var. Evet Musul İngiltere'ye verilmeli ama bir bütün olarak verildiği için yarın öbür gün Irak bölünürse, birkaç parçaya bölünürse Türkiye'nin burada garantörlük hakkı doğar ya da müdahale hakkı doğar diye bir ifadeyi o koydular. Raportörler yazdı ama bu antlaşmanın içerisine dahil edilmedi. Bakın bunu ettirebilirdik. Nedir o hocam? Şimdi antlaşma metninde böyle bir ifade yok. Bugün antlaşmaya bağlı olarak biz müdahale ederiz yani, deniliyor ama. Bu pazarlığın sonucundaki gelişene daha sonra bu metin ilave edilir. Eğer diyorsun. O iki tane müdahale komiserin raporunda ifade ettiği şeyler, hususlar buna dahil edilebilseydi bizim bugün Kıbrıs'ta olduğu gibi Türkmenlere ya da başka stratejik şeylere müdahale edildiğinde operasyon yapma, harekat yapma yetkimiz hakkımız bu doğacaktı. Bu da yapılmadı. Oradaki Türkmenler üzerinde bir hakkımızın olduğu noktasında da bir teminat alamadık. Bakın bütün bunlar böyle peş peşe yapılan hatalar. Ya bırakıyorsun oradaki peki, Türkmenleri kendi kaderiyle başlıyor. Uyutulmuş muyuz orada? Uyutulmuş muyuz? Türkler de kaderiyle bırakılmadı baş başa. Kürtler hadi İngilizler onları başka bir şeyden kabul etti. Yani onlar Turani bir ırk değildir falan diye koparmaya çalıştılar. Ama Türkler ya Türkmenler ya Türkçe konuşuyor. Fuzuli'nin memleketi yani daha ne diyelim. Ama onlar için de bir güvence sağlanamadı. Ve en nihayet burada çok söz konusu edilen işte petrol meselesi. Efendim işte Türkiye petroller için çok uğraştığını, hayır efendim Türkiye petroller için uğraşmadı. Türkiye'nin Lozan, Haliç ve Ankara antlaşmaları boyunca bütün korkusu Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulmasıydı. Bu devletin kurulmaması için çok şey yapıldı. Çünkü bütün eğer oradaki İttihatçılar Kürtleri... o günkü şartlarda veya İnönü'nün başkanlığını yaptığı o komisyon ve uzlaşma komisyonlarına kasıtlı olarak Kürtleri ötekileştirdi mi? Yani orada bir ötekileştirmeden ziyade aslında bir benimseme söz konusuydu. Yani şundan dolayı Musul'u çünkü orada bir Kürt oluşumu olursa biz sınırımızın bu tarafındaki Kürtleri tutamayız gibi bir korku
Ama o zaman aynı görüşlerdesiniz hocam. Rus devlet kurulmamıştı ama o zaman. 22-23'ten bahsediyoruz. Hilafet vardı. Yani dolayısıyla Kürtler hilafete bağlıydı. Şeydeki yani Kürtler de de mesela şeydeki Kürtler de İmadiye örneğini veriyor. Hı hı. Sadece orada dedi ki Suriye'deki Kürtler de mesela Kürtler ve Türkmenler ortak heyetle Ankara'ya geldiler. Evet. 1921 Fransa ile Ankara Anlaşması'ndan sonra. Evet. Bizi Kürt davaların mütalebatı diye evet, Fransızların elini bırakmayın. Bizi bünyenize alın diye. Yani orayı da alın diye Kürtler ve Türkmenler Suriyeli, Kürtler ve Türkmenler Kürt Dağı bölgesindeki Kürtler